Hocam bizler Müslüman ailede doğduğumuz için Allah'a inancımız daha kuvvetli oluyor veya daha çocukluktan oluyor ama inanmayan ailede doğanlar bir sıfır geride başlamış gibi oluyor. Yani burada inanmayan ailelerde doğan çocuklar... Değerli Ahmet çok ilginçtir. Evet. Bu soru beni mübalağa etmiyorum 20 yıl bu sorunun cevabını aradım. Ya zor bir soru hocam. Bu sorunun cevabını abartmıyorum 20 evet. sene aradım bu sorunun cevabı olur mu diye. Meğer çok kolaymış bunun cevabı. Ben ikna oldum. Soruyorum soruyorum mesela bir insan Müslüman bir ailede dünyaya geliyor, doğuyor, İslam'ı öğreniyor, yaşıyor. bir insan da gayrimüslim bir ortamda doğuyor, gavurluğu öğreniyor, öyle gavurluğa devam ediyor. Şimdi burada bir artı gibi görünüyor, evet. burada bir eksi gibi görülüyor. Artı eksi diye bir şey yok, hepsi eşit. Hepsi eşit. Yani Müslüman ülkede doğan ile gavur ülkede doğan arasında bir fark yok. Çünkü Mevlamız Celle Celle ezeli ve ebedi sonsuz ilim sahibi olan Allah Celle Celaluhu burada kullarına bir irade vermiş. Düşünme kabiliyetini vermiş. Mesela herkes kendisini Şimdi geriye doğru sen git. Ta çocukken sen yaratılışını, Allah'ı ve kul olduğunu mesela ben bunları hatırlıyorum. Sen de hatırlaman evet, lazım. Evet. Şimdi burada insanı yönelsem bile beynin diyor ki hayır bu böyle. Evet. Böyle diyor. Şimdi bunun cevabı çok net dediğim şu. Yani kişi peygamberin oğlu oluyor, gevur oluyor. Hmm. Öbür tarafta bir, bir gavurun çocuğu oluyor, Müslüman oluyor. Müslüman, evet. Şimdi Mevlamız Celle Celaluhu bununla alakalı gözümüzün önünde bir ayet var. Bismillah. Ve le'alimellahu fihim hayran le'esma. Peki şimdi soru soralım. Ya Rabbim işte Avrupalı, Amerikalı yani kafir olanlar e bunlar gavur doğdular, gavur yaşıyorlar. Bunların suçu ne? Hani öyle diyelim. Velev alimallahu eğer Allah bilse fihim onlarda hayran. Yani Allah'a inanacak, İslam'a dönecek. Mevla buyuruyor ki ben ezeli ebedi olarak ben bunları biliyorum. E ya Rabbim bunlar bir hakkı duysalar iman ederler. Ben onlarda hak bir alamet bilsem Allah olarak ki hepsini biliyorum. Leesme onları işittiririm, duyurtururum, kulumu vesile kılarım, rüya gösteririm. Adam rüyasında kötü bir şey görüyor. Ben böyle ölsem bir cehenneme giderim diyor. Tövbe ediyor. Sen de benden güçlü bir iman ehli i̇man oluyor. İman ehli olur evet. Peki o zaman şu soruyu soralım. Ya Rabbim bütün küffar ve 7 milyar. Hepsi allame cihan olsa. Hepsi allame cihan değil. Resulullah Efendimizin haricinde Ebbe kısıtlık gibi. İslam'ın ahkamını bilse. İmam-ı Azam gibi bilse. Velev esmehum. Onlara işittirsem. Kur'an'ın hmm. bütün tefsirini biliyor. Hadisi biliyor. İslam'ı hepsini bilse. Ya şeytan cehennemi görmüş ya. Cenneti de görmüş. Ha. İşittirsem le kesinlikle tevellev güç çevirir onlar muridun burada ve hum isim cümlesi. Burada dört tane teklik ve hum muridun kesinlikle onlar yüz çeviricidirler. Hmm. Yani kaya üstünde buğday ekmeye benzer. Kesinlikle oradan bir şey çıkmaz. Bir şey çıkmaz yani. Hmm. Şimdi onları. orada e, yani kaya üzerine buğday ekiyorsun sen. küffar o alemi kendini parçala. Efendimiz A.S. Ebu Cehil'e 140 tane mucize göstermiş. Şimdi burada yani en nasipli olan Ebu Cehil olmalıydı. Çünkü peygamberi görmüş, ayın yarılışını görmüş, mucizelerini görmüş ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahyin geliş görmüş. Hatta Kur'an'ın ayetlerini kendisi dinliyor ve o kadar etkileniyor ki bunu bir insanın söylemesi mümkün değil diyor. Tercümeye de gerek yok. Anlıyor. Eyvah diyor iman edeceğim diyor. Kulağını tıkıyor. Gavurluğu bırakmayayım diye. <laughs> Kulağını tıkıyor. Yani meselenin aslı şu. Daha net olarak söyleyecek olursak bir peygamberin babası İbrahim Aleyhisselam. Babası Azer Müslüman olmuyor. Son ee, oğlun işte ya. Daha ötesi yok ki. Peygamber Efendimiz'in ee, amcası. E, peygamberimiz'in öz amcası. Ebu Leheb Ebu. Tebbet ya da Ebu Lehm'i. Ebu Lebin eli kurusun kurudu da. Resulullah Efendimiz bizim dünyaya gelişini biliyor. Hepsini biliyor. Bu gördüğü halde e şimdi e bir baskısına bakıyorsunuz. Selman-ı Farisi ta uzaklardan geliyor ve Resulullah Efendimiz'e evet. iman ediyor. E şimdi bu insanın özündeki ham madde Mevla onu kuluna bırakmış. Yani insanın kendi özünde herhangi bir baskı yok. E şimdi ben kendi özüme bakıyorum. Yani Nasrettin bu milletin nasıl bir kendim gibi dedi. Özümde Mevla Teala serbest bırakmış. Ben Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an, peygamberim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ben ahkamı din helalini kabul eder haramlarını tasdik gidiyorum. Ben Müslümanım. Bunun hmm. en zirvesi imanın tam izahı ben şeratı garra Muhammed Muhammediye'ye inanıyorum. Sen de söyle bunu. Yani bir engel yok ki. Söyle arkadaşım. Ben Müslümanım. E, çok mu zor? Bunu söyleme hususunda ne engel var? Yeryüzündeki bütün insanların, Amerikalı birisi kalkıyor ben Müslüman oldum diyor. E, Kim engel çıkartıyor ona? Veya engel çıkartsalar, burada duygusal bir şey söyleyeceğim. Bu meseleyi de böyle özetlemiş olduk. Doğru. Herhalde anlatabildim. E, 20 sene aradığım sorunun cevabı da işte bahsettiğim gibi. <laughs> evet. Burada çıkmış oldu. Enfas Suresi 23. ayette. Evet. Cevabı saklayayım. Şöyle. Burada. Evet. Yani çok net ayet-i evet. Anlaşılıyor değil mi burada? Duyursak yani? iman etmezler diyor Mevlana. Yani e, işte küffar o alem e, yani burada onlar eksi durumda değil. Yani onlar bilseler de öğrenseler de yani bir gavur Hans dediğimiz bir Mehmet'in oğlu Hasan olsaydı. Hans değil de Hasan olsaydı yine gavur olacaktı. Yine gavur olacaktı. Yani ülkemizde diyelim. Hasan'ın oğlu Hans olanlar yok mu? Var, Din vatan hainleri olmuyor mu? Din Olur. düşmanları olmuyor mu? Çıkıyorum Ganimet ya. Evet. Ganimet. Öbür tarafta bakıyorsun Avrupa'da yurt dışı programlara gittiğimizde adam bakıyorsun. Bu adam şuralı diyor. burada diyor hakikaten adamın görüntüsü o bölgenin yapısına benziyor. Adam Müslüman. Çok giyimi kuşalı. Efendim sarı. Evet. almış başını gidiyor. Ve ondan sonra bu sene de hacda da görüştük mesela. Müslüman olmuş adamlar. Da, Hocam siz burada mısınız falan. Hacca gelmedi. Neyse yani bakıyorsun oradaki Hans Hasan oluyor. Hasan Hans oluyor falan. Yani Mevlamız Celle Celaluhu onlara hakikati bildirsem de onlar yine yola gelmezler diyor. O vesileyle kainatın sahibi olan Allah kullarına hür irade veriyor. İşte hür irade hususunda Mevlamız Celle Celaluhu kulunun, Üstadımız Mahmud Efendi Mübarek Müslümanın kalbi böyle duran bardağa benzer derdi. Allah geçmişlerimize Üstadımız Mahmud Efendi'ye bütün geçmişi rahmet eylesin. Amin. Böyle buraya suyu doldurunca bu su dolar. Çok acayip bir misaldir. Gavurun kalbi ise böyle duran şeye benzer. Bunun üzerine keban barajı derdi. Keban barajını boşaltsak. Yine bir şey Böyle durmuş. de Yavuz Selim'in kürsüsü de böyle yapar. Keban barajını boşaltsak. Su dolar mı bunun içine? Yok. İstanbul Boğazı'nı. Okyanusu boşaltsak. Buraya su dolar mı? Gavurun kalbi böyle. Le He. Yani. Le yani le -esmağhum ve hum yüz, yüz çeviriyor. Kalbini evet. ters tutuyor. Yani insanoğlunun kalbi Mevla'ya dönerse ilahi rahmet oraya gidiyor. Ters tutar tutarsa rahmet girmiyor oraya. Girmiyor, evet. Bu senin elinde. Gavur kalbini Allah'a açarsa sen gavursun diye haşa kalbine Mevla. E öyle bir şey yok ya. Yani Mevla Teala kim kendine kal e, duygusal bir ayet. Bunu da okuyayım. Buyurun, Diğer soruya hocam. geçeyim. Vallahu evet. Allah. Burada bir e, soru sorayım. Bakayım e, inceliği çözeceğin <laughs> mi? Çözeceğine inanıyorum. İnşallah buyurun. Vallahu Allah. Allah. Yed'u ila daris selam. Kullarım. Buyur ya Rabbi. Vallahu ben Allah. Buyur ya Rabbi. davet ediyorum. Buyur ya Rabbi. selam cennete davet ediyorum. Kimi davet ediyor burada? Bak yed'u davet ediyor. Kimi? var mı Yok burada? hocam. Yani burada bir bölge, ırk bir yok. şey var mı? Davet ettiği kim? Humuma. Ha, cevabını güzel verdiniz. Bütün insanlığı davet ediyor. 8 milyar, 8 milyarı davet ediyor. Boyu, tipi, endamı, şusu, öyle bir şey yok. Irkı, şusu, busu vesaire. Yok Afrikalısı, yok Çinlisi, yok Japonu, yok efendim, Türk'ü, Kürdü, Romen'i, Çerkez'i. Ne anlatıyorsun sen ya? Vallahu Allah'ın davet ettiği yedi da o davet ediyor. Bütün kullarını davet ediyor. İle dar selam, cennete. Ve men yeşa. Dilediğine hidayeti nasip ediyor. Kul Allah'ı dilerse Mevla Teala da onu diliyor. Kul Allah'ı dilemeyip kalbini ters çevirirse Mevla Teala da onu dilemiyor. E Allah hidayet etsin. Ya adam kalbini ters tutuyor da Mevla dolduracak rahmetini ama adam ters tutuyor. Onun için Mevla Teala ne olur kullarım bana kulluk edin. Allah aciz değil. Biz aciziz. Biz isteyeceğiz bunu. Yani kullar burada hata yapıyorlar. efendim Allah bana kulluk nasip etsin. Meleklere nasip etmiş. Allah mı muhtaç? Sen muhtaçsın. Ben sana kulluk ederim. Onun için kulluğunda samimi oldukça da imtihanı çoğaltıyor Mevla. Ne kadar imtihan olursa olsun ya Rabbim sana kulluğa devam edeceğim. Ölümüne devam edeceğim diyor. Her şeyini feda edebiliyor. Bu imtihanın da böyle bir artması öyle meseleler var. Peki. Evet. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederiz.